Merhaba. Buyurun. Hazal'ı görmeye gelmiştim ben. Evde yok, arkadaşları dışarıda. Peki, sonra tekrar gelirim. Sen Cemre'sin değil mi? Evet. Siz nereden bildiniz? Hazal fotoğrafını göstermişti. Size? Evet. Siz tam olarak Hazal'ın neyi oluyorsunuz? Annesiyim. Memnun oldum. Ya ben Hazal'dan kitabımı almaya gelmiştim de. Yani kitabımı onda unutmuşum. Yarın da sınav var. Aradım, kendisine de ulaşamadım. Gir yavrum içeri o zaman. Odasındadır. Ben anlamam ama sen görünce bilirsin. Teşekkür ederim. Çok şirinmiş. Biraz küçük ama idare ediyor. Kitaplar orada, bakabilirsin. Emine Hanım. Geldim Begüm Hanım. Vay be. Sen ne oyuncuymuşsun Hazal. Bir ödülü hak ettin. Bu muydu yani plan? Salaklık ben de biliyor musun? Sana inanarak buralara kadar geldim. Sen niye beni bu kadar hafife alıyorsun ya? Ver şunu. Saçmalama. Saçmalamadığımı göreceksin. Mavi yapma. Yaptım bile. Allah'ını konuşun. Esas kız olmadan parti olmaz. Cemre. Ali. Sen neredesin? Ben buradasındır diye bekliyordum. Nereye? Sen neredesin? Arkadan müzik sesleri geliyor. Ege'lerdeyim. Mavi için hoş geldin partisi yapıyorlar. Senin ne işin var ki orada? Mavi çağırınca herkes burada olacak dedi bana. Da sen de gelirsin sandım. Vallahi beni kimse çağırmadı. Yani keşke sen bir haber verseydin. Madem sevgilinim. Haber versen fena olmazdı. Neyse. Geliyorum ben. Ne oldu? Geliyor mu? Aferin, çok sinirli. Tam istediğim gibi. Biraz yüzelim o zaman. Bak Mavi, bunlar çok çocukça şeyler. Böyle yaparak bir yere varamazsın. Asıl sen bana bak Ali. Sen Cemre'yi gerçekten hiç tanımıyorsun. Tamam mı? Onun o maskesi düşünce saklayacak hiçbir şey kalmaz. Biraz sabret. Lütfen bana biraz güven. Tamam? Geliyor musun? Bay bay. Psst. Psst. Sence Ali ile Mavi daha önceden tanışıyor mudur? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Ali, iyi misin? İyiyim ya, sıkıntı yok. Cemre gelmemiş. Ha? Sorun yok değil mi? Yok. Birazdan gelir. İyisiniz yani. Süper. Aramızsın. Süper. Sen de keyfine bak. Bir yüz. Ha? Yüz. Selam. Ben siz parti yapıyorsunuz ve beni çağırmıyorsunuz, öyle mi? Vallahi çok gücendim size ya. Gerçekten çok üzüldüm. Ege, bizim seninle bir sorunumuz mu var? Yo. Mavi için toplandık. Sen gelmek istemezsin diye düşündük. Evet, biz geleceğini düşünmemiştik. Ama sevgilim Ali öyle düşünmemiş. Yani koşarak gelmiş partiye, değil mi aşkım? Hem Mavi neden gelmeni istemesin ki? Hakikaten ya. Sahi merak ettim şimdi bakın. Cemre niye benim gelmemi istemesin? Konuşuruz Mavi'cim, konuşuruz.
Hazal nerede ya? Ya Ege, bir Hazal'ı çağırır mısın? Ben hemen konuşup gideceğim, partinizi bölmeyeceğim. Bir lütfen çağırır mısın? Hazal! Hazal'cığım! Anladım, anladım. Madem dostunuz değilim. Yani kabul, kabul. Ama bu sahte arkadaşlığınız, yalan samimiyetiniz, bana olan düşmanlığınız biraz canımı sıkmaya başladı. Yok öyle bir şey Cemre, ne düşmanlığı ya? Ne diyorsun? Ama ben öyle hissetmiyorum Ege. Ki ben size hiçbir şey yapmadım. Mesela sırlarınızı ortaya dökmedim. Çağrı'nın geçen seneki kız arkadaşı Leyla ile olan ilişkini Çağrı'ya söylemedim. Doğru mu lan? Maalesef, doğru. Oğlum sen ne biçim herifsin? Biz seninle yakın arkadaş değil miyiz? Evet, çok haklı. Yani insan yakın arkadaşının arkasından iş çevirmez. Ona ihanet etmez. Mesela onu yaralamaz değil mi Çağrı'cığım? Cemre, sus artık. Evet, hiç merak etmiyor musunuz ya? Belki kim yaraladı? Ali nasıl hemen böyle serbest kaldı? Hiç mi merak? Evet, cevapları alayım. Kim? Tahminleri alayım. Kim? Kim? Evet. Cemre, sus. Evet, duydunuz. Çağrı. Çağrı en yakın arkadaşı belki yaraladı ve üstüne tam olarak böyle Ali'nin üstüne kalınca suç böyle sessiz bir şekilde uzaklaştı. Ege'den daha masum değilmişsin değil mi Çağrı? Duru. Vallahi git, bize bulaşma Cemre, git ya. Git, ne yapıyorsun ya? Siz? Sen? Duru, Duru'nun Amerika'daki sevgilisi mi? Bir daha insanları gizlice videoya çekmeden önce arkandaki kendi pisliklerini temizle. Tamam mı hayatım? Ama itiraf edeyim, içlerinde en acınası olanı da senmişsin. O gece sana Berk saldırdı. Aa, yasak aşkın olan Berk mi demeliydim yoksa? Ama sonra sen Vefa dedin. Vefa gözünün önünde dövülürken ağzını bile açmadı. Sonra müdüre iftira attın. Sonra ben düşündüm. Hop! Bugün bir aydınlandım. Bu sorunun tek cevabı paraydı değil mi? Annenle baban, yaşadığınız evin hizmetçisi ve şoförü olunca, senin bursunu da evin sahibi ödeyince tabii başka bir cevap kalmıyor. Bildin mi? Hı? İyi ki düşmanınız değilim. Yoksa bütün sırlarınızı açığa çıkarırdım ya, tüh. Kaldı mı? Bir daha ağlıyor ya. Bravo. Alkışlar senin için. Harikasın ya. Peki sen Cemre? Senin sırrın ne? Yok. Var. Hı. İkimizin arasında yaşananlar var. Ne oldu ya? Ali'ye anlatmadın mı? Kapa çeneni. Cemre, geçmişinden kaçamazsın. Yaptıklarından kaçamayacaksın. Anladın mı beni? Geçmişim benim ve sen doğruyu kabul edene kadar her gün gözünün içine bakacağım. Anlat bakalım.
Cemre, Mavi neden bahsediyordu canım? Yalanlarından, neyden olacak? Uzak dur o kızdan Ali, lütfen. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.